Present tense. Evet. Present tense bizim Türkçe'de geniş zaman dediğimiz her zaman devam eden, süre gelen zaman anlamına gelmektedir. Evet. Present tense de arkadaşlar bizim kalıbımız özne artı verb'ün birinci hali, yani yalın halidir arkadaşlar. Örnek verelim. I usually go to sinema dediğimizde arkadaşlar. Ben her zaman sinemaya giderim. Evet. I go to sinema dediğimizde arkadaşlar. Go burada verb, yani bizim gitmek eylemimiz, birinci haldedir. Verb'ün sadece yalın halini, birinci halini kullanıyoruz. İkinci ya da üçüncü haline dokunmuyoruz. Usually derken arkadaşlar burada her zaman, yani benim bunu her zaman yaptığım anlamına gelen bir zaman kavramı söz konusudur. Her zaman. Ben bu işi her zaman yaparım. Ya da she goes to cinema every day dediğimizde arkadaşlar. She, yani bizim dişi dediğimiz o, goes to cinema every day. Everyday yine bizim geniş zamanda kullandığımız her zaman, her gün, her ay, her yıl anlamına gelen zaman kavramımızdır. Her gün. Yani ben bu işi her gün, her ay, her yıl düzenli olarak yapıyorum anlamına gelmektir. Gelmektedir. Evet. Go gitmek eylemimizdir. Gitmek bir eylemdir. Verb'tür arkadaşlar. Yanına neden s takısı aldı diye sorarsak eğer, evet, s takısı bizim he, she ve it için kullandığımız bir takıdır. Biz s takısını arkadaşlar sadece he, she ve it için kullanırız. Onun dışında I, you, we, they için s takısını arkadaşlar kullanmayız. Yani I go to cinema, ama burada s takısı gelmez. Yani sadece he, she ve it için s takısını kullanıyoruz. Ama neyde? Present tense'de. Yani geniş zamanda. Evet. You go to movie. Sen filme gidersin dediğimde arkadaşlar yine burada s takısı kullanılmaz. Aynı şey they go içinde geçerlidir. Yine s takısını present tense'de arkadaşlar kullanmıyoruz. Soru sorarken, evet arkadaşlar, soru biçimi dersek eğer, present tense'de soru biçimine bakıyoruz. Does she go to movie every day diye. Evet. Does she go to movie every day? Yani o her gün movie'ye, yani filme, sinemaya gider mi diye sorduğumuzda arkadaşlar buradaki s takımız ne oldu?
buraya geldi. Yani soru sorarken bizim es takımız yalnızca ama yalnızca he, she ve it de yardımcı fiilin yanına gelir. Yardımcı fiilin yanına es takımız gelir. Evet. Ancak biz bunu do, you, go, to, movie, every time. Fark etmez. Every day. Bunu çoğaltabilirsiniz. Every year. Sen. Evet. Do you go to movie every time dediğimde arkadaşlar, every time, every day, every year, every month fark etmiyor. Bunu çoğaltabilirsiniz. Yani bu sizin her zaman yapmış olduğunuz durumu gösteren zaman kavramınızdır. Do diyorum arkadaşlar. Burada does diyorum. Burada do diyorum. Neden? Çünkü bizim you dediğimiz şahıs zamiri arkadaşlar verbine es takısı almaz. Dolayısıyla yardımcı fiile getirebileceğim herhangi bir es takısı da söz konusu değildir. Dolayısıyla do burada does olmaz arkadaşlar. Yine buradaki verb es takısı almaz. Bizim yardımcı fiilimiz, verbümüz arkadaşlar yalın haldedir. Evet. Bu hangileri için söz konusu? You, I, we ve they için arkadaşlar s takısı getirmiyoruz. Aynı şeyi soru sorarken de yapmıyoruz. Kesinlikle do yalındır, yardımcı fiildir. Ama neden? I, you, we ve they için sadece bu durum söz konusudur, geçerlidir. Ancak he, she, it olursa arkadaşlar, yani he, she, it olursa burada s takısı geliyor ama soru sorarken. Normalde bizim s takımız olumlu cümlelerde nereye geliyor arkadaşlar? Verb'e. Ama soru sorarsak eğer verb'deki kalkıyor ve yardımcı fiilimize geliyor. Yani soru kalıbımıza geliyor arkadaşlar. Evet. Burada olumsuz olarak yaparsak bunu, olumsuz yapalım hemen. Evet. Olumsuz. Olumsuz biçim diyoruz. She doesn't go to movie diyoruz arkadaşlar. Yani o filme gitmez. Bunu yapmaz. Bu onun her zaman yaptığı bir durum değil. Yani doesn't derken arkadaşlar does not. Does not'ın kısaltılmışı doesn't şeklindedir arkadaşlar. She doesn't go to movie. Yani o filme gitmez diyoruz. Soru sorarken doesn't she go to movie? O filme gitmez mi şeklinde arkadaşlar. Yani bu bizim olumsuz soru biçimimiz. Evet. Doesn't she go to movie? O filme gitmez mi şeklinde arkadaşlar. Yine bunu eğer she değil de ne yapabiliriz? I don't go to movie dediğimizde arkadaşlar ben filme gitmem diyoruz. Do I go to movie? Evet, hemen bunun soru şeklini yapıyorum. Do I go to movie? Ben filme gider miyim şeklinde sorabiliriz yine.
Would I go to movie? Ben filme gitmez miyim? Evet, bu bizim olumsuz soru kalıbımız. Bu bizim olumlu soru kalıbımız. Bu bizim normal, olumsuz, düz cümlemiz. Soru değil arkadaşlar. Evet. Yine bizim present tense'te kullanabileceğimiz aynı zamanda zamanlar var demiştik. Yani every time, every day, usually, sometimes bunları yazabiliriz. Present tense'de kullanılan zamanlar usually, yani arkadaşlar her zaman, sometimes arkadaşlar bazı zamanlar. Bazen, bazı zamanlar. Evet. Usually, sometimes, often. Yani sık sık. I often go to cinema dediğimde arkadaşlar ben sık sık sinemaya giderim. Sık sık. Evet. Usually, sometimes, often, seldom. Nadiren. Ya da every day, every night, every time, every month, every year, every week, yani her gün, her gece, her zaman, her ay, her yıl, her hafta şeklindedir arkadaşlar. Every burada her anlamı katmaktadır. Her zaman bu işi rutin olarak yapıyorum demektir. Present tense'de kullanılan zaman dilimleri bunlardır arkadaşlar. Tahtamızı silelim.